Günaydın. Hafta içi programıyla karşınızdayız. Ben Tarkan Kaleli, gazeteci yazar Celal Kazdağlı ve gazeteci yazar Vecdi Çınar'la birlikte gündemdeki önemli konuları masaya yatırıyoruz. Öncelikle hoş geldiniz Vecdi Çınar, Celal Kazdağlı. Çok teşekkür ederim, hoş bulduk. Geçmiş olsun. Evet, neyse ki Vecdi Çınar'ın hastalığı geçti. Çok geçmiş evet, olsun. Evet, tekrar atlattık ama... Hoş geldiniz aramızda. Hoş bulduk, çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Yeni program yeni şekilde başladı herhalde. Evet. Ben bu arada tabii özellikle... Genel yayın yönetmenimiz, medya grup başkanı Fahrettin Bey'e de çok teşekkür ederim. Hastalıkla ilgilendi, sağ olsun aradı. Sayın Kavaf da evime kadar ilaç getirdi. Çok teşekkür ederim. Ve getirdiği ilaçla da çok güçlendim. Ama çok ağır bir grip geçirdim. İki defa da PCR testi yaptırdım. Temiz çıktı. Fakat PCR her zaman doğru sonucu vermiyor düşüncesiyle de 10 gün hem evden çıkmadım. Zaten çıkamayacaktım. Kendi karantinanızı yaptınız. Çünkü bu yaygın olan grip de çok ağır. O yüzden aman grip aşısı ve mutlaka özellikle COVID ile ilgili aşı meselesini ihmal etmesin insanlar. Çünkü COVID geçirmedim diye biliyorum ama çok ağır geçiyor her ne idiyse. Evet. Bende de var. Çok, evet. Ben de grip geçiriyorum. Yavaş başlıyor ve bir ay içerisinde ondan sonra zayıf bulduğu an deviriyor. Evet, kesinlikle insanlar dikkat etmeli. Bu noktada gerçekten ağır geçiyor. Aman dikkat edin, evet, havalarda sürekli değişiyor. Çok teşekkür ederiz. Değişiyor. Sağ evet. olun. Çok geçmiş size olsun. Size de hayırlı olsun. Yeni yayın teşekkür ederim. Sizinle devam edecek. Evet, umarım. Öyle duydum. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Celal Bey, size de tekrar hayırlı uğurlu olsun. Fahrettin Bey'i de hayır. Çok isteriz aramızda ama o özel işledi. Evet, evet. Yoğunluğundan inşallah kaynaklı. Onunla da beraber olacağız. Seviyoruz kendisini. Çok teşekkür ederiz. Evet, hemen başlayalım mı? Sağ olun. Fazla vakit kaybetmeden. Şimdi aslında bu hafta sonuna odaklanılmıştı. Siyasetin gündeminde bu hafta sonu Mersin'de yapılacak CHP'nin mitingi vardı. Milletin Sesi mitingi. Ve orada ne gibi bir ortam olacaktı? Nasıl bir atmosfer olacaktı merak ediliyordu. Kılıçdaroğlu'nun söylemleri merak ediliyordu. Nasıl konuşacaktı? Sonrasında tabii... Miting gerçekleşti. Mitingde katılan kişi sayısı açıklandı. Mersin Valiliği tarafından. Öncelikle Celal Kazdağlı, seninle başlamak isterim. Çünkü Mersin Valiliği'nin açıkladığı rakam 21.500 kişi katıldı ve olaysız şekilde tamamlandı diyor Mersin Valiliği. Sen nasıl gördün? Gerçekten 21.500 kişi mi katıldı? Mersin Valisi vatandaşın merak duygusuyla çok yakından ilgileniyor belli ki. O merak duygusunu gidermek için açıklamada bulundu. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Ama meydanların kalabalığı onu göstermediğini, yalanladığını söyleyebiliriz. Herhalde onun 3-4 katı bir rakam vardı en azından meydanda. Bir de kalabalık olacak diye meydana gitmeyenler de muhtemelen vardır. Yollarda kalanlar da. Çünkü iki ayrı noktadan ya da çok az noktadan içeriye aranarak geçtiği için dışarıda çok uzun kuyrukların olduğu ifade edildi. Benim orada meydana bakan bir akrabam var, evi orada. Ben anlatırken yayın yaptı yani orada nasıl geçtiğine dair. Dolayısıyla o kalabalığı görebiliyordum. Müzik yayını yapmadılar. Şehitliğin cenazesi olduğu için. O yüzden coşku düzeyi düşüktü. Miting başarılı mıydı? Bence yani çok hatalar falan da vardı ama amacına da ulaştı miting. Beklediği, istediği kalabalığı topladı. Muhtemelen Mersin'in bugüne kadarki yaptığı en büyük mitinglerden birisidir. Hele hele son dönemin en büyüklerindendir. Daha önceki zamanları çok fazla git geriye gitmenin bir gereği yok ama son dönemin en büyük miting olduğunu görüyoruz. Katılımın yaygın olduğu, işte hemen her partiden insanın katıldığı da görülüyor. Burada Kılıçdaroğlu kitleleri coşturmak ile bir meseleyi anlatma arasında gidip geldi. Muhtemelen yeni danışmanları, AK Parti'ye daha önce çalışmış olan bazı isimler var aralarında. Onlar heyecanlandırmak, kitleyi harekete coşturmak, harekete geçirmek için işte Erdoğanvari bir tutum benimsemek yerine Özalvari tane tane anlatan, durumu izah eden, çıkış yollarını öneren bir tonu, bir üslubu önermişler. Erdoğan ikisi arasında gidip geliyor idi. Biraz heyecanlandırayım diyordu doğal olarak kalabalık olduğu için ama öte yandan da hemen ondan vazgeçip anlatmaya başlıyordu. Bu yeni bir tarz, bunu görüyoruz.
Burada muhafazakar kesimin, işte AK Parti'nin o bir takım kavramlarını devşirmiş, almış gözüküyor Kemal Kılıçdaroğlu. Bu son derece önemli. Helalleşme mesela, biz çözeriz, ben çözerim meselesi aslında merkez sağ partilerin o pragmatizmine dayanır. Biz hizmet üretiriz, sorun varsa biz çözeriz anlayışından gelir. Bunu devralıyor Kılıçdaroğlu. Sorun var, bunu biz çözeceğiz. Sorun var, bunu ben çözeceğim. Bu benim sözüm, benim işte ahdim falan gibi şeylerle tam da muhafazakar kitlenin, seçmen kitlesinin anlayabileceği kavramlar üzerinden, daha doğrusu benimseyebileceği, hemen kolayca kabul edebileceği kavramlar üzerinden bir konuşma gerçekleştirdi. Bu önemliydi. Hatta ilk başta Erdoğan istifa falan diye bağırıldığında onu da durdurdu. O tansiyonu yükseltmemek adına, o heyecanı yükseltmemek adına bu tarz bir yol istiyor. Çünkü bunu niye böyle bir şey yaptılar? Burada önlerinde iki örnek var. Bir tanesi Muharrem İnce'nin işte Cumhurbaşkanlığı olduğunda doğrudan doğruya Erdoğan'la polemiğe giren ve ona laf yetiştiren üslubu çok başarılı olmadı. Kitleler toplandı, heyecanlandı ama netice alamadık dediler. İkincisi Almanya'daki son seçimlerde burada SPD, Sosyal Demokratlar, Schulz şimdi yeni başbakan oluyor, Olaf Scholz'un son derece sakin, anlatan, kitleleri coşturmayan ama ne yapacaklarını etraflıca söyleyen, herkesle tokalaşan, güler yüzlü olan bir hava çizmiş olması da sanıyorum onu da incelemişler. Onun da etkisiyle böyle bir yol benimsediklerini görüyoruz. Bunun AK Parti'yi çok telaşlandırdığını söyleyebiliriz. Erdoğan'ı çok telaşlandırdığını, hatta bocalattığını, nasıl davranacağı konusunda hala bir strateji belirleyemediğini görebiliyoruz. Muhtemelen Kılıçdaroğlu bu tür çıkışlarla şaşırtmaya, strateji kurmalarını engellemeye yönelik bir takım adımlar atacak gibi görünüyor. Belli ki birkaç el değmiş Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezine ve Kılıçdaroğlu'na. Evet, Cumhurbaşkanı'nı telaşlandıran Kılıçdaroğlu'nun üslubu mu yoksa o kalabalık mı? İşte o üslupla birlikte gelen o kalabalık, beraber ikisi birbirini bütünleyen şey. Şimdi söyleyebileceği şey işte kitleleri coşturamıyor, heyecansızdı falan diye. Evet. Ben Özal'ın mitinglerini çok izledim. Onlar da öyle heyecansızdı ama pekala oy alabiliyordu, ikna edebiliyordu kitleleri. Hele hele Demirel ve Ecevit'in mitingleri o zaman hafızalarda çok tazeydi. Onların kitleleri coşturma halini biliyordu insanlar. Bunun arkasından işte 83'te gelmiş olan, 84'te mitingler yapan, kampanya yürüten Özal'ı görünce insanlar bir afallamıştı önce doğrusu ama sonradan ya bu da oluyor, bu önemli olan konuşma değil icraat deyip işe bakmışlardı. Peki. Aslında sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Uzun bir zaman oldu. Evet. Ve hem kalabalığı hem de Kılıçdaroğlu'nun üslubunu, dinginliğini nasıl yorumlarsınız? Vallahi şimdi hiç kimse kimseye iftira atmasın. Sayın, ben bir şey bilmiyorum. Sayın Celal Kazdağlı'ya sorayım onu. Bu vali daha önce TÜİK'te mi görev yapmıştı Sayın Celal Kazdağlı? Onu Erdoğan'a gönderme yaparak zaten doğru söylüyor. TÜİK'ten mi aldığın rakamları demişti. Hayır, kendisi TÜİK'te mi çalışmış? Öyle bir alışkanlığı mı var diye bakacağım. Yani enflasyon her ne kadar Türkiye'de %21 ise oradaki kalabalıkta 21 bin varsayabiliriz. Bakın şimdi ben 7 yıl Doğru Yol Partisi Genel Merkez Baş Danışmanlığı yaptım. Ve seçim işleriydi alanım. Hem genel başkan hem de genel başkan yardımcısının baş danışmanıydım. Miting meydanları bize aitti. Onun bir hesabı var. O hesabı Sayın Erdoğan da çok iyi bilir. Sayın Erdoğan'ın partisindeki o işi yönetenler de çok iyi bilir. Orada 110-120 binden aşağı insan yoktu. Ve benim Mersin'deki bağlantılarımla görüşmeler yaptığımda söyledikleri şu, dar alan olduğu için birçok insan gitmemiş. Gitse de dışarıda kalacağını biliyorlar. En az dışarıda da 25-30 bin kişinin içeriye giremediği söyleniyor. Şimdi esasında zaten orada Sayın Celal Kazdağlı güzel şeyler söyledi tabii. Özal bari konuşmalar. Aslında mitinglerde öyle çok fazla bir şey konuşulmaz. 5 tane cümlenin içindedir aslında. Bütün bir saatlik mitingin temeli 5 tane cümlenin açılımıdır. Çok da fazla açmazlar. Öyle değil mi denir, harala gürala bağırılır filan. Yani orada bir gövde gösterisidir.
O gövde gösterisini sessiz de olsa. Bütün seçim kampanyası bir A4 kağıdına yazılan yazı kadardır. O kadardır. 7-8 cümleden ibaret. Çünkü insanlar orada zaten şeyi dinlemek için gelmezler. Yani lider ne diyor diye değil. Bir ağzından bir kelime çıksın, biz de alkışlayalım, gövde gösterisi yapalım diye giderler. Liderler de gelen toplumun onun için geldiğini bilirler. Bunu da en iyi Erdoğan bilir. Erdoğan o meydanı eminim ki çok iyi analiz edecek. Çünkü seçim konusunda çok mahir. Meydanlar konusunda çok mahir. Esasında eğer 80, 60, 70, 50, 30, 20 bin insan olacağını biliyorsan sen niye büyük meydanı vermiyorsun? Büyük meydanı verdiğinde bomboş kalırdı her taraf. Yani orada dağ alan insanlar sıkışmasın diye evden çıkmasın, gitmesin. Sıkıntıya girmeyelim. Dar alanda hadise çıkar, panik çıkar. Korkusuyla en az o meydandaki insan kadar insan da gitmedi. Şimdi hiç kimse ayranım ekşi demiyor. Ama aslında kendi ayranlarına baktıklarında Sayın Genel Başkan Yardımcısı AK Parti'nin gittiği birçok ortamda insanlar toplantıya gelmemişler. İlçe başkanına atıfta bulunuyor. Ömer Dinçer'di galiba, değil mi? Sayın Kazdağlı o toplantıya gitmiş. Yok, Maraş milletvekili genel başkan yardımcısı. Adını ben de getiremedim. Sözcü. Sözcü Ömer Dinçer. Mahir Ünal. Mahir Ünal gittiği toplantıda Elbistan'daki konuşmasında 15-20 kişiye hitap etmiş ki bunlar şimdi oraya bir baksın. Yani bir genel başkan yardımcısı üstelik de çok kalabalık olacağını düşündüğü bir toplantıya gidiyor. Salon toplantısına ve boş. Şimdi bunların hepsinin sebebi milletin cebi. Temeli bu. Yani millet cebi boşaldığı zaman bakın tencereler mencereler çıkmaya başladı. Mesele simgeler değil. Burada ifade edilmek istenen şeydir. Ama onlara da provokasyon diyor işte. Kabul edilmiyor. Canım kim ne derse desin. Evet. Yani provokasyon neydi? Birkaç tane insan yürüyordu, arkaya mesaj atıyordu, slogan atıyordu. Onlar da bakın ona biz de karşı çıktık. Evet. Ama partilerin miting meydanına gelip de eline tencere alanın tenceresini ciddiye alırız. İktidar da ciddiye almalı. Eğer iktidar ciddiye almazsa halk iktidarı o tencerenin içine kapatır. Yani çünkü çok önemli, çok ağır, çok büyük mağlubiyet getirir bu tür şeylere. Eğer duyarsız kalınırsa. Az evvel şeyi söylüyorsunuz yani program öncesi işte o Merkez Bankası Başkanı şunu söylüyor, bunlara gireceğiz herhalde. Evet, gireceğiz. Bakın Ali Babacan'la tartışması çok önemli. Çok önemli. Yani aslında, adama sorarlar yani. Hepsi birbirine bağlı aslında değil mi? Kaç yıl bu adama o zaman niye tuttun boş tenekeydi? De ona geleceğiz ama şunu merak ediyorum. Yani Kılıçdaroğlu'nun şimdi aslında meydanlara çıkışının halkta uyandırdığı bir izlenim var. Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın adayı mı sorusu gündemde ki birçok kesimde aslında Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmiş durumda. Yani evet Kılıçdaroğlu aday diyor ancak aday olacak bir insan bu üslupla mı kazanacak seçimi? Dediğiniz gibi belki Muharrem İnce'nin o üslubundan kurtulup Almanya'da olduğu gibi daha sakin, daha özverili, daha uygun bir şekilde halka hitap etmeyi seçecek ama Türkiye bunu kabul eder mi? Liderlik başka, adaylık başka. Şu an Türkiye'ye Kılıçdaroğlu liderlik vasfıyla çıkıyor ortaya. Ama bunu iktidar adaymış gibi sunmaya çalışıyor. Ben Kılıçdaroğlu'nun aday olup olmayacağı konusunda çok emin değilim. Ben Kılıçdaroğlu'nun aday olma ihtimalini %40'larda görüyorum. 35'lerde o da mecbur kalırsa görüyorum. Bakın Millet İttifakı bir araya geldiği zaman ortaya öyle bir aday çıkaracağım ki diyor her kesimden oy alacak. Cümle yani işin şifresi bunun içinde. Bu da Kılıçdaroğlu'nun aday olmayabileceğini bize ifade ediyor. Bunu biz çok doğru yorumlamalıyız.
Ve ben yakın tanıdığım Kılıçdaroğlu bir hedefe kendisini atmak için eğer orayı boş görüyorsa kendisi açısından girmez. Korktuğundan değil, kitlesel kazanımı kaybetmemek adına girmez. Özverilidir. Yakın tanıdığım bir arkadaşım, biliyorum. Yani isteseydi daha önce Cumhurbaşkanı adayı olurdu. Hiç kimse gene itiraz edemezdi. Ama bu dönemde öyle görülüyor ki Meral Hanım, Kılıçdaroğlu, Davutoğlu, Sayın Davutoğlu, mesela Sayın Davutoğlu da aday olabilir bakın. Hiç konuşulmuyor değil mi? Her kesimden oy alır mı? Alır. Babacan da aday olabilir. Yani Babacan'ın da şansı yüksek ama Davutoğlu'nun şansı daha yüksek bence. Peki. Bitireyim. Hı hı. Onun haricinde yani bunlarla hep beraber oturacaklar liderler. Sayın Temel Karamollaoğlu bir fikir söyleyecek herhalde. Yani şimdi ben adayım deyip hadi bakalım Millet İttifakımız var. Ben de en büyük partiyim, ben adayım diye ortaya çıktığında Millet İttifakı onu kabul eder mi? Etmez. Ama böyle iktidar sürekli Sayın Cumhurbaşkanı'nın karşısında Kılıçdaroğlu'nu görmek istiyor. Hep zaten bu Cumhurbaşkanlığı seçimi lafları açıldığından beri hep Kılıçdaroğlu'nu öne attı belli bir medya grubu. AK Parti cenahı hep onu ortaya attı. Kılıçdaroğlu o gazlara gelecek bir adam değil. Peki. Celal Kazalı, size dönmek istiyorum. Evet. Bağlantısı koptu. İlerleyen dakikalarda olsun, yine ben devam edeyim şeye. Tabii. %40 dediniz. Aslında bu %40 belki biraz daha düşük. Biraz daha düşük diyorsunuz ama yüksek de olma ihtimali olabilir. Hayır, çünkü aday olmaz demedim. Şöyle. Olursa da seçilme ihtimali de düşük değil. Yüksek. Evet. Ama Kılıçdaroğlu da oy alabilir. Alır yani. Tabii ki. Hayır. Bakın şimdi oraya Kılıçdaroğlu da gelse, kimi gelirse gelsin, çok ciddi oy alır. Niye? İktidar çok büyük yanlışlar yapıyor. Geçmişte çok iyi aday da çıkarsa oy alamıyordu muhalefet. Ama bu defa artık AK Parti'ye oy veren kesim bu defa cebine yansıdı. Yanıyor her taraf. Dolayısıyla şu anda oy verecek bir yer arıyor. Millet İttifakı da illa ben olayım değil, en uygun aday kim? AK Parti'nin geçmişte seçmeni olan kitleye de hitap edebilecek kimi koyabilirizin peşinde? Peki. Sayın Kazdağlı bağlandı galiba. Geldi herhalde. Duyabiliyorsunuz değil mi beni? Duyuyorum, evet. Peki. Vecdi Çınar aslında %40 ortalama bir olma ihtimali olduğunu söyledi Kılıçdaroğlu'nun seçimlerde adaylığından bahsederken. Siz nasıl görüyorsunuz? Yani Kılıçdaroğlu aday olma ihtimali sizce nedir? Şu an meydanlara seçilme çıkıyor. Seçilme ihtimali değil. Aday olma. Aday olma ihtimalinden bahsediyorum. Şimdi şöyle gelelim. İktidar kanadı, Cumhur İttifakı, başta MHP olmak üzere Millet İttifakı'nı dağıtmak, birbirine düşürmek için çeşitli stratejiler uyguluyor. Bu hakkı mıdır? Hakkıdır. Siyaset böyle yapılır. Önce dediler ki PKK işte HDP'yi yönetiyor, HDP CHP'yi yönetiyor. Ey Meral Akşener, sen bu HDP'yle yan yana nasıl olacaksın? Kılıçdaroğlu da dedi, çıktı ki HDP meşru güçtür. Biz onunla birlikte çözeceğiz dedi. Bu mesele bir sorun olmadığını ilan etmiş oldu ve kamuoyundan da bir tepki gelmediğini gördü. Dolayısıyla HDP ile PKK ile işte eş tutmaya kalkışmanın bir işe yaramadığı görüldü. Şimdi de aday üzerinden bir ayrıştırmaya doğru gidiliyor. Birbirlerini düşürelim, adaylar şu olsun bu olabilir. Her gün işte iktidar kanadının medyadaki yazan çizenleri şu aday oldu, yok bu aday olacak, o ona itiraz etti, o şunu aday gösteriyor diye. Muhtemelen bu da aşılıyor. Bunlar da çok fazla yıpratıcı olmaktan çok önemli değil. Adaylık başvurusuna bir saat öncesi bile çok uzun zamandır adayın aynen belirlenmesi konusunda. Dolayısıyla şimdiden bir aday sorunu yok. Herhangi birisinin aday olması da burada da bir sorun oluşturacakmış gibi durmuyor. Gidişat o yana doğru evrildi. Eskiden bunlar evet sorundu. Bir aralarında bir şey oluyordu. Ama bu sorun olmaktan çıktı. Yani iktidarın buradaki stratejisi çok işlemiyor, çalışmıyor. Bir miktar işe yarayabilir mi? Belki yarayabilir. Ama ben bunun bir kere bunun çalışmadığını görmedim.
Kılıçdaroğlu aday olur mu? Olabilir. Herkes ittifak ederse. Çünkü biz parlamenter sisteme geçeceğiz. Cumhurbaşkanlığı da protokoler bir cumhurbaşkanlığı olacaktır. Siz zaten moderatör olarak çok iyi modere ettiniz. Bir araya gelmeyecek olanları bir araya getirdiniz, buluşturdunuz ve iki defa seçim kazandınız. Cumhurbaşkanı hiç seçim kazanmadı diyor ya, 7 Haziran seçimlerinde kaybetti AK Parti. Yerel seçimlerde kaybetti. Dolayısıyla bunun büyük oranda koordinatörü, moderatörü Kılıçdaroğlu oldu. Dolayısıyla bu yöneticiliğini, bu moderatörlüğünü siz herkesi bir arada tutabiliyorsunuz anlayışını Cumhurbaşkanlığı'nda taşıyabilirler. Bunda bir sorun olmaz ve Cumhurbaşkanı da seçilir böyle bir mutabakat olduktan sonra. Vay işte sen Alevisin, Sünniler nasıl oy vermez, vermez sana gibi şeylerin çok işleyeceğini zannetmiyorum. Türkiye artık bu tür kimlik üzerinden, mezhep üzerinden siyaset yapmayı kabul eden bir kitleden uzaklaşmış gözüküyor. Bu siyasette artık çalışmıyor gibi gözüküyor. Neden? İşte 40 yaş altı kesim bunlarla çok ilgili değil. Hele hele 30 yaş altısının hiç derdinde değil. Kimin Alevi olduğu, kimin ülkücü olduğu, kimin Türk olduğu, kimin Kürt olduğu, kimin Ermeni evet. olduğu, kimin Yahudi olduğu meselesi. Bir de ekonomiye yani kilitlendi. Bir de ekonomiye öyle, kilitlendi olay. Bir de Osmanlı geleneğini sürdürüyorlar. Osmanlı'da da dert değildi. Kimin Ermeni olduğu, kimin Yahudi olduğu. Bir arada yaşanıyordu. Kürdün kim olduğu, Arap'ın kim olduğuyla çok ilgilenmiyorlar. Arnavut kimdir ilgilenmiyorlardı. Sadece onu tanımak için Arnavut falan kişi denebiliyordu, o kadar. Bu bir ayrım noktası değildi. Dolayısıyla günümüzün küresel şartlarında bu kadar dünyanın iç içe geçtiği bir yerde birisinin Ermeni olması, birisinin Kürt olması, birisinin Alevi olması, birisinin Sünni olması bir ayrım. Tam tersi bu bir zenginlik noktasına doğru dönüşüyor. O yüzden ben bunların artık işlemediği kanaatindeyim. Gelen sinyaller de öyle olduğunu gösteriyor. Başka bir yol izleyebilirse iktidar kanadı belki bunda çok daha etkili olur gibime geliyor. Peki gördüğüm kadarıyla aslında muhalefetin seçmeni tarafından da bu konu çok da irdelenmiyor. Yani kim olursa olsun aday deniliyor. Yani iktidar kanadı tarafından ille aday çıkarın. Orada işte, kural şey, Millet İttifakı'nın bütün... Hepsini kapsayacak, hepsiyle geçinebilecek ve seçim kazanacak, halkın kabul edebileceği bir aday. Tam da oraya geleceğim aslında. Yani, İlk önce Celal Kazdağlı'ya soracağım. Çünkü sizin bir açıklamanız var, onun üzerinden gideceğim. Şimdi Vecdi Şınar biraz önce de bahsetti. Millet İttifakı'nın tümünü kapsayacak bir aday istiyor seçmen dedi. Aslında şöyle bir şey var. Millet İttifakı'nda Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Partisi, İYİ Parti mevcut. Ancak Saadet Partisi ittifakının içinde değil, Deva Partisi ittifakının içinde değil, Gelecek Partisi ittifakının içinde değil. Yani ben Millet İttifakı'nın belirleyeceği bir aday üzerinden bütün muhalefet kanadının bu adaya oy vereceği algısını sormak istiyorum sizlere. İçinde ne düşünüyorsunuz? Bütün bunlar erken. Şu andaki erken. Gözlemimiz şudur. İktidar kanadından bir... ama herhangi bir kişinin ya da partinin etrafında bir toparlanma yok. Gördüğümüz bu. İktidar cenahından hem MHP'den hem AK Parti'den bir uzaklaşma var. Ama uzaklaşanlar şimdilik tercihlerini açık bir şekilde ben İYİ Parti'denim, ben CHP'denim, ben DEVA'danım, ben Gelecek'tenim diye ifade etmiyorlar. Yarın ederler mi? Edebilirler. Geriye dönebilirler mi? Geriye de dönebilirler. Bunlar siyasette mümkün. Dolayısıyla ben bu tartışmaları çok erken görüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday olma ihtimalinin bile tartışıldığı bir ortamda bu ittifakların kalmama ihtimalini de görüyorum. Eğer çok Cumhurbaşkanı Erdoğan aday olmaz ise o zaman Cumhur İttifakı bambaşka bir şekle girer. Başka şeyler çıkabilir. İttifaklar başka temeller üzerine bu sefer yeniden kurulabilir. Yani... ben gidişatı doğrusu Erdoğan'ın aday olmayacağı yönünde görüyorum. Bunu bir süredir kenarından, ucundan dillendiriyor idim ama şimdi çok daha net bir şekilde bunu görmeye, söylemeye başladım. Şimdi Barolar Birliği seçimi bize bir şey gösteriyor. İşte bu önümüzdeki seçimde ne olabileceğinin aşağı yukarı işareti. Metin Feyzoğlu olmasın, kim olursa olsun noktasında hareket etti insanlar. Metin Feyzoğlu'nun karşısında hem de onca iktidarın şeyine, kural bozmasına rağmen,
çoklu baroyu geçmesine rağmen, işte büyük kentlerde büyük şeylerin olmasına, avukatların olmasına rağmen temsil oranını düşürerek onların güya seçim alabileceğini zannetti ama olmadı. Yani ne çoklu baro işleyebildi ne de istediği sonucu alabildi. Bu bile gösteriyor. Yani bütün olanca gücünüzle desteklediniz, her türlü imkanı açtınız Metin Feyzoğlu'nu ama seçim alamadınız. Demek ki başka bir şeye gitmiş. Bir şey söyleyeceğim. Türkiye, evet. Bir tek cümle devam edin lütfen. Türkiye bu seçimde Kılıçdaroğlu aday mıydı değil? Esasında Sayın Cukasdal'ın dediği şey çok önemli. Erdoğan aday mı değil mi? İyi tartışmalı. Bir. İki, seçim sonrası, çünkü Erdoğan aday olmayabilir. Bir senaryo söyleyeyim size. Onun üzerine de Celal Bey devam etsin. Erdoğan aday olmayabilir. Kitlelerin kabul edeceği bir adayı çıkarabilir. Yense de, yenilse de, kazansa da, kaybetse de hemen seçim sonrası tekrar güçlendirilmiş parlamenter sistem değil, parlamenter sisteme dönüp parti genel başkanlığında kalıp oradan tekrar cumhurbaşkanlığına yürümek isteyecektir. Bunu da unutmayın. Devam edin. Yani ben böldüm, kusura bakmayın. Estağfurullah. Yani ben o Barolar Birliği'ndeki dün gerçekleşen seçimi bir Türk vatandaşının nabzının nerede olduğunu gösteren bir işaret olarak gördüm. Yani Barolar Birliği seçiminin ötesine geçen bir seçimdi. Normal şartlarda Feyzoğlu'nun çok açık ara kazanması bekleniyordu bu seçimi. Bütün oluşturmuştu ama olmadı, kazanamadı. Hem de Diyanet İşleri Başkanı'nın açıklamasını dava konusu eden, bu konudan da pek çok kesim tarafından eleştirilen bir aday Ankara Baro Başkanı seçimi kazandı. Hem de işte 26 oy farkla kazandı. 182'ye 156 oyla, delege sayısı düşük olduğu için 26 sayılık fark önemli bir fark teşkil ediyor. Delegelerin de neredeyse tamamı oy kullandı. 10 kişinin dışında oy iki aday etrafında dağıldı, iki adaya dağıldı. Bu bize onu bir şeyi gösteriyor yani. Bir, uygulanan bu kural dışı bütün yöntemler reddetti genel kurul. Çoklu barodan vazgeçin denildi. Bunun için kanun teklifi önerim çıkartılması için teklif götürülmesini oy birliğiyle kabul ettiler. Artı işte iktidarın şu ya da bu şekilde çok açık, net desteklediği kişiyi reddettiler. Hayır, seni seçmiyoruz dediler. Bu toplumun işte avukatlar üzerinden baktığımızda onlar da toplumu iyi analiz edebilecek kesimlerdir. Onların duruşu da bize yeni bir şey söylüyor. Toplum içinde bulunduğu şartlarda başka bir noktaya geldi. Bir slogan üretilmeye başlandı yani. Kitlenin kendi sloganını üretmesi çok zordur. Mesela Çankaya'nın şişmanı sloganı kendiliğinden çıkmış bir slogan. Bir yürüyüş sırasında çıkmıştır. Evet. Bir şeyde de patates, soğan, güle güle Erdoğan diye vatandaşın bir sloganı oldu. Bunlar bugüne evet. kadar gördüğümüz şeyler değildi. Bu bize toplumun sadece bir ekonomik krizden çıkış aramadığını, bir siyasal krizden de bir çıkış aradığını gösteriyor. Evet, aslında bu noktada sizin de yorumlarınızı dinlemek isterim. Çünkü siyasal krizden bahsediyor Celal Kazdağlı. Bir yandan da ekonomik kriz bunu tetikliyor anlamına getirebiliriz. Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi ben şunu söyleyeyim. Bakın, iktidar olmak ayrı bir maharet. Muhalefet olmak ayrı bir maharet. Seçim yönetmek ayrı bir maharet. Çünkü her biri ayrı bilim dalı olmalı. Bundan 20 sene sonra siyasetin bilimi belki bu üç branşa ayrılacak. Yani seçim ayrı bir branş haline gelecek siyasal bilimlerde, siyaset biliminde. Yani ben seçimin gidişatında dikkat edin, AK Parti çok iyi bir taktik uyguluyor demiştim ilk konuşmalarımızda. Bütün medya olduğu gibi Kılıçdaroğlu'nu ortaya atıp aday Kılıçdaroğlu, aday Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nı bozmaya çalıştı. Dikkat edin. Kendi aday olabileceği ihtimalini de devre dışı bırakmayacak, mecbur kalabilir çünkü. Şekilde Kılıçdaroğlu bir günden bir güne ben adayım demedi. Ama aday değilim de demedi. İmamoğlu aday mı değil mi, o konudaki fikrini söyledi. Ama o konuda gelecek teklifleri de karşı bir tavrı olduğunu hissettirdi. Ama inatlaşmadı, bakın dikkat edin. Şimdi bir taraf bastırıyor, Kılıçdaroğlu gaza getirmeye çalışıyor ama Kılıçdaroğlu o gaza gelmiyor. Ama hep
konuşmalarında şunu şöyle yapacağım, bunu böyle yapacağım ifadesine baktığınızda Millet İttifakı'nın dışında kendi partisinin de var olduğunu ve kendi partisinin ağırlıkta bir söz sahibi olması gerektiğini de vurguluyor. Ama bu arada bütün Millet İttifakı'nın kabul edebileceği tarzda konuşmalar yapıyor. Ve o alanlarda şunu şöyle yapacağım, bunu böyle yapacağım ifadeleri geliyor. Dikkat ederseniz. Seçim ise ayrı bir strateji. Seçimde Kılıçdaroğlu'nu aday edip belli bir kesimi işte Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkabilecek ekipler hesaplar ediliyor baştan beri. Sola kesinlikle oy vermez denilen bir kitle var. Valla 89'da yani sola kesinlikle oy gitmez denilen ortamda 89 belediye seçimlerinde ANAP'ın ölüsü yüzde şu kadar oy alır dendiğinde Özal seçim sonrası üzerimizden silindir geçiyor açıklamasını yaptı. Bu millet kendiliğinden, o slogan dediği kendiliğinden üreyen sloganlar çok önemlidir. Kendiliğinden silindir oluveriyor halk. Yoksa muhalefetin miting meydanında bağırması neticesi birileri hah ya bak çok güzel. Yani bunlar işin süsü, kenar süsü ve halka karşı da seçmene karşı da biz düşük seviyede değiliz mesajlarıdır mitingler. Mitinglerde ortaya atılan sloganlar önemlidir. Yapıyı belli eder. Yani dikkat ederseniz Cumhuriyet Halk Partisi bayrağı çok azdı. Hep Türk bayrağı vardı. Özellikle mitingde dikkat edilmesi gereken en önemli unsur buydu. Bildiğim kadarıyla içeriye başka bir argüman alınmadı. Yani olur mu? CHP bayrakları vardı ufak Türk tepe. Türk bayrağı haricinde. Efendim? CHP bayrağı ve ama Türk bayrağı. Ama CHP bayrağı yoktu. 3-5 tane gördük. Hep Türk bayrağı, dikkat ediniz. Şimdi burada sokak süslemelerinde vardı sadece. Kenar bir süslemeleri bir de birkaç kişinin elinde vardı. Geriye kalan herkesin elindeki bayrak Türk bayrağıydı. Şimdi biz CHP'li olmasak da buradayız diyen de bir kitle var. Onların arasında CHP'lilere TÜİK saydı herhalde, valiye de söyledi. Halkın şu kadarı buraya katıldı, 100 bin. Ama bunun 20 bini biz tespit ettik CHP'li dediler herhalde. Yani belki bakın, dışarıda kalanları da saymış olabilirler. Hayır hayır. Yani orada Türk bayraklarını saydılarsa, CHP bayrakları 100 binin içinde 21 bin, geriye kalan Türk bayrağıysa belki onu söylediler. Espri yapıyorum tabii. Ama evet. Ama burada bir şey var. Artık valiler, artık devlet yöneticileri lütfen siyasetten çekilsinler bakın. Bunun sonu Türkiye'ye felaket getirir. İyilik getirmez. Evet. Şimdi devlet, orada TÜİK, eğer bir ya koskoca ana muhalefetin liderini kapısından sokmayan TÜİK, ben gidip şimdi bir araştırma yapacak olsam beni mi sokacak yani? Cumhurbaşkanı da teyit ediyor. Oradan randevu almadan gidemezsiniz. Devlet bizim ya. Nasıl gidemeyiz devlete biz? Hangi hakla randevu stiliyle sen beni devlete alıyorsun? Ben giderim. Randevusu benden önce olanları beklerim, o ayrı. Ama sen beni randevu şartına bağlayamazsın devletle ilişkimi. Bakın, kamu evinizin kapısıyla, evinizin kapısıyla, yanlış biliniyor, evinizin kapısıyla devletin kapısı arasındaki kısım kamudur. Evet. Devlet kamu değildir. Devlet kamu yönetimidir. Muhakkak. Evet. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu noktada açıklaması var. Siz buraya var. Giremezsiniz diyemezsin. Erdoğan da şöyle söylüyor. Devletin kurumlarına saldırmayın. İşte, saldırmıyor canım. Bu anlamda konuşuyor. Ziyarete diğer taraftan gitti. Şuna değinmek istiyorum bu noktada. Çünkü şimdi Mersin valiliğinin yapmış olduğu açıklama ve TÜİK'in Cuma günü yapmış olduğu enflasyon rakamları. Şimdi Mersin valiliğinin açıklaması 21.500 minvalinde oldu. Bu halk tarafından kabul edilmedi. Enflasyon verileri de aynı şekilde ve bizlerin aslında sürekli dile getirdiği devlet kurumlarına güvenin azaldığı bir dönemde bu tarz şeylerin yapılması haliyle devletin kurumlarına olan güveni de azaltacak yorumu. Şimdi sürekli bunların gelecek olması ve bunların devamlı insan üzerinde, toplum üzerinde bir etkisi olmasının beklenmesi haliyle biraz daha çürük bir
tahmin. Çünkü ilerleyen zamanlarda burada insanların tepkileri gitgide artacak Celal Kazdağlı. Yani burada insanların devlet kurumlarına olan güveni nasıl tesis edeceğiz bundan sonra? İşte en büyük kırılma noktası burası zaten. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki randevu alınmadan gitmez. Bir, randevu talep edildi, verilmedi. İki, kapı kapandı. Bu yanlış olan randevu şart mı Sayın Kazdağlı? Değil ama randevu da talep edilmiş. Bir kere randevu verilmemesi demek bir, yani devlet kapısı vatandaşa kapanmaz. Hele hele bir ana muhalefet genel başkanına hiç kapanmaz. Randevu istiyorsa verilir. Kurumun internet sitesinde de yazıyor zaten. Çıkıp gelebilirsiniz diyor. Evet. Randevu istenirse ana muhalefet partisinin genel başkanına verilir. Vermeyen o makamı bırakır. Boşaltır gider. Bu bir kuraldır. Ben öğrenciliğimden beri o Ankara'da girmediğim devlet kurumu kalmadı. İşte bizim ilçeden, köyden gelen bütün işleri takip ederdim. Yargıtay'ından Sağlık Bakanlığı'na, makine kimya endüstrisine kadar, devlet su işlerine kadar, her bir şeysin. Baraj inşaatının planlaması alınmasına kadar. Hiçbir zaman 12 Eylül dahil, 12 Eylül öncesi dahil kapı kapanmadı. En fazla ya bugün arkadaşlar, ilgili arkadaşlar yok, yarın gelir misiniz denildi. O kadar. Vatandaşın, devlet vatandaşa hizmetle mecburdur. Eğer kapanır ise o zaman ortada devlet yok demektir. O devlet değildir. Başka bir şeydir. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu yanlış biliyor. Bir kere randevu talep edildi, edilmese bile bir şey değildir. En şey değeri de şudur. Devlet hizmetkardır. Lafı da muhafazakarların söylediği laftır. Biz şeyiz, hizmetkarıyız vatandaşın diyor. Nasıl hizmetkarısın? Demir kapıyı kapatıyorsun. Asla kapanmaz demir kapı. Bir saldırı varsa kapanır. Demir perdeye döndürüyorsunuz. Komünist evet. Devlet anlayışına getiriyorsunuz olayı. Bu zaten bir siyasal kriz olduğunu benim kafamda dank ettiren şeydir. Türkiye'de evet bir yönetememe krizi vardır, bir siyasal krizi vardır. Bunun da işareti TÜİK'in kapılarının genel başkanı, CHP genel başkanı, ana muhalefet liderine kapanmış olmasıdır. Ben şunu hissediyorum. Devletin kapısı bana kapandı vatandaş olarak. Bu devlet bana hizmet etmiyor. Kime hizmet ediyor? Partiye hizmet ediyor. AK Parti'ye veya da Erdoğan'a hizmet ediyor. Onun yanındakilerin hizmet ediyor. Bize yıllardır CHP'nin hikayesi anlatıldı. İşte il başkanı partinin, vali partinin il başkanıydı. Kaymakam partinin ilçe başkanıydı. Ve parti devleti vardı. Vatandaş devlete alınmıyordu diye. Biz bu hikayelerle büyüdük. Ve bunun karşılığı hep devletin hadim olmasını, Muhsin Yazıcıoğlu çok söylerdi bu lafı, hadim devlet diye olmasını istedik. Ama şimdi geldik gördük ki kapı kapanıyor, açılmıyor. O zaman siz CHP oldunuz, tek parti oldunuz, devleti parti devletine dönüştürdünüz. O zaman bu çıkıyor sonuçta. Bu yönetememe krizidir. CHP nasıl gittiyse yönetemediği o dönemde bu hataya düşüp yönetemediği parti devleti parti olarak algıladıysa siz de kusura bakmayın ama yönetemezsiniz, gidersiniz. Size peki. Oy vermiş birisi olarak bunu söylüyorum. Yani bir başka şey değil. Ve desteklemiş birisi olarak da. Türkiye'nin bölge gücü olan büyük Türkiye olma iddiasında güç bölgesinde önemli, itibarlı rol tayin eden, kural koyan bir ülke olduğunu iddia eden birisi olarak söylüyorum. Eğer o kapı kapanırsa bu kapı Birleşik Arap Emirlikleri'nde kapanır. Bu kapı Bağdat'ta kapanır. Bu kapı Kahire'ye de kapanır. Bu kapı Bosna'ya da kapanır. Bu kapı Afganistan'a da kapanır. Aynen. Bakü'ye de kapanır. Bunun işaretidir. Bu kapıyı kapatamazsınız. Evet. Peki. Şimdi bir araya gidelim. Ondan sonra yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Devletin vatandaşa çalışmadığı yorumuyla birlikte yine hafta içinde devam ettireceğiz. Bizden ayrılmayın. Hafta içi kaldığı yerden devam ediyor. Vecdi Çınar ve Celal Kazdağlı ile birlikte gündemdeki önemli maddeleri değerlendirmeye, konuşmaya devam ediyoruz. Her ne kadar siyasette önemli başlıklar olsa da vatandaşın ana gündemi her zaman
ekonomi. Şu an bir ekonomik model geçişindeyiz ve bu bir geçiş süreci. Ancak vatandaş zorlandıkça aslında sesi de çıkmaya başlıyor ki bunu Mersin meydanlarında da gördüğümüzü söyledik biraz evvel ilk yarısında. Şimdi bir diğer konuya değinmek istiyorum aslında değerli izleyenler. Sözcü Gazetesi'nin bir haberi, Deniz Ayhan'ın haberi. Bakanlık 494 makam aracı kirasına 80 milyon verecek başlıklı bir haber. Şimdi hangi bakanlık? Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun 27,8 milyar lira bütçesi bulunuyor diyor haberde. Kamuda tasarruf genelgesi sözde kaldı diyor. Evet, gerçekten öyle. Çünkü özellikle şu dönemde en çok da kamu tasarrufunun yapılması gerektiğini düşündüğüm bir dönemdeyiz. Aslında biraz önce Celal Kazal da şundan bahsetti. Devlet vatandaşa çalışmalı dedi. Ve şu an görüyoruz ki aslında o makam araçları, sadece Gençlik ve Spor Bakanlığı'nı hedef almak için söylemiyorum bunu. Bütün devlet kurumlarında, yönetimlerde özellikle makam araçları noktasında, yine bunların farklı versiyonları da var. Sizler de gayet iyi biliyorsunuz. Yani bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Hele ki şu dönemde biraz daha bunun sesinin duyurulması gerekiyor diye düşünüyorum. Vecdi Çınar, ne diyeceksiniz? Ben bir defa, ekonomi topyekün sıkıntılı yönetiliyor bakın. Şimdi çok zengin de olsanız, kasanızda 500 milyar dolar paranız da olsa, eğer gerçekten ihtiyaçsa alacaksınız. Ama bir bakanlığa 494 araç diyorsunuz. Bakın, Başbakanlığın 94 yılında, ben başbakan danışmanıyken, Tansu Hanım da başbakan oldu 93'te. Yıl sonuna doğru o zırhlı arabalar bakanlardan eskidikçe genel müdürlere verilmiş. Hep zırhlı arabalara biniyorlar. Ne bileyim işte birçoğu ailesini, karısını taşıyor, götürüyor, getiriyor. Yani bunlar resmi olarak değil ama gayri resmi olarak hep yapılıyordu. Ve her bir arabanın 8'er saat, her bir arabaya 3 şoför veriliyordu. 8'er saat hepsi şeyde, nedir, nöbette. 3'er şoför. 2'şer de koruma veriliyordu. Şimdi bak, 3 şoför, 3 tane 2, 6 tane de koruma, 9 kişi. Şimdi her bir araç için 9 kişi, 9 maaş. Evet. Şimdi bakın, sadece benzinden tasarruf değil. O dönem, o krizde, 94 krizinde ilk yaptığımız işlerden bir tanesi, o araçların tümünü bir genel müdürün zırhlı arabaça binmesine gerek yok. Efendim, eskimiş de boşa gitmesin diye o kullanıyormuş. Sat gitsin kardeşim. Sattık. Hepsini sattık. Başbakanlıkta 4 daire başkanına, 5 daire başkanına bir ortak hizmet aracı bıraktık. 2 tane genel müdür yardımcısına bir araç tahsis edildi. Bir genel müdüre bir araç tahsis edildi. O tür bir sistemle kalan bütün araçlar olduğu gibi satıldı. Sadece aracın satılmasıyla gelen gelir değil, benzin giderleri. Çünkü zırhlı arabalar 3 misli, 4 misli, 5 misli benzin yakar. Onların bakımları. Artı onlara tahsis edilen insanlar. Ama ne oldu? 94 gibi bir kriz 3 ayda aşıldı. Şimdi siz 2008 krizini hala aşamıyorsunuz. 13 yıl oldu. Bu aslında 2008 krizidir bu. 2008'den sonra o krizi toparlayıcı değil, aksine dağıtıcı, büyüme adı altında dağıtıcı bir politika izlendi. Bakın 2008'e kadar, 2010'a kadar, 2009'a kadar yönetimle ilgili millet çok memnundu. Çünkü hizmet kâr hızı anlayışıyla gelmişti. Sonra 2008 ile 2011 arası biz hizmet kâr mıyız? Hangimiz hizmet kârız? Hizmet hareketinin hizmet kârı mıyız? Yoksa gerçek hizmet kâr mıyız meselesi 2008-2011 arasıdır. 2011'de hizmet hareketiyle o FETÖ alçaklarıyla Cumhurbaşkanı'nın yatak odasına kadar girilip böcekler konduğu dönem bu karmaşa dönemidir. Ondan sonraki dönem de devleti toparlama, kurtarma, hatta kendini kurtarma operasyonlarıdır. O süreç içerisinde de artık herkesin birbirinden şüphe duyduğu, kimin FETÖ'cü, kimin değil olmadığı, belli olmadığı, bir tarih konarak ayrım yapılmaya çalışıldığı falan saçma sapan bir dönem yaşandı. Peki. Bu dönemde ihmal edilen, hayır bak, esas soruna geliyorum. Hı hı.
onu devam edelim lütfen. İhmal edilen ekonomiydi. Üretimdi. Çiftçi ürettirilmedi. Ne bileyim işte sanayicilere, sanayici kendi mantığıyla büyümeye çalıştı. O büyümeleri devlet benim büyümem zannetti. Ve Sayın Cumhurbaşkanı o dönemde 2-3 krize rağmen şeyi düşürmüş olan, doları düşürmüş olan, enflasyonu aşağılara çekmiş olan bir ekonomi yönetimiyle çalışıyordu. Kimdi bunlar? Ve ağırlıklı olarak da Kemal Derviş'in programı uygulandı, devam edildi. Zaten hazır da alındı. Çünkü 2001'deki kriz aşıldıktan 1,5 sene sonra, o krizden 1,5 sene sonra %30'lara enflasyon düştüğü bir dönemde Ali Babacan teslim aldı. Peki. Ya peki derken bitireyim 10 dakikamız var. Hemen 10 çok süratli bitireyim kaldı. Ama. Celal Kazdağlı'ya da söz yani burada hayır, bu çok önemli. Sayın Kazdağlı da anlayış gösterecektir. 2002'den itibaren de Babacan bu işi sürdürdü, götürdü. Ama ondan sonra darmadağın etti o ekibi. Mehmet Şimşekler, Kemal Unu Akıtanlar, ne bileyim işte Ali Babacanlar, bunlar ekonomiyi yönetiyordu. Yani Abdüllatif Şenerler falan, bunlar boş adam değiller. Sonuçta çıkıyorsunuz, ben boş adamla çalışmışım diyorsunuz millete. O zaman adama sorarlar, sen 13 sene boş adamla bu kadar indirdiydin şeyi, doları ve enflasyonu. O zaman dolu adamlarla niye şu anda yükseltiyorsun diye de sorarlar. Çin meselesi de önemli bir mesele. Tamamen komünist bir anlayış noktasına getiriyor. Sadece işçiliği ucuzlatarak, iş gücünü ucuzlatarak siz ekonomide başarıya gidemezsiniz kardeşim. Sadece o iş gücünü ucuzlatarak siz milleti aç hale getirirsiniz ve komünist bir anlayışa doğru gidersiniz. Bugün zaten bir ifadeyi kullanmak istemiyorum. Millet devletten korkmamalı. Ceberrut bir devlet anlayışında uzak durmalıyız hepimiz. Öyle yapılıyor demiyorum ama artık eğer bir ana muhalefetin genel başkanına kapı kapanıyorsa millet devletten korkuyor hale gelecek mesajı çıkar oradan. Buna dikkat edilmeli. Biz komünist bir rejim isteseydik Atatürk döneminde yapardık bunu. İş gücü ucuzlasın, ihracatımız çoğalsın. Evet, vatandaşın evindeki zeytini azalt, devletin borcunu öde. Devlet lüzumsuz borçlanıyorsa şu dediğiniz gibi şu hareketlerle, yanlış politikalarla dünyada bir tane dostunuz kalmamışsa 200 devletin parasına karşı paranız değer kaybetmiş. Hangi dış güç? Bütün devletlerin yani Bulgar levasına kadar her şeye karşı para kaybetmişsiniz. Güney Afrika'nın parasına karşı değer kaybetmişsiniz. Güney Afrika'da mı saldırıyor size? Bunu sorgulamak lazım. Ve dikkati seçimlere sevk ederek, muhalefeti kötüleyerek bir yere varamazsınız. Önce önünüzdekini, size verilen görevi hizmetkarlıkla değil, bir doğru dürüst hale getirin. Peki. Şimdi şöyle bir şey var. Biliyorsunuz bugün bütçe maratonu başlıyor ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay saat 12'de sunum gerçekleştirecek. Onu da vereceğiz. O yüzden biraz daha hızlı davranmaya çalışıyorum. Anlamışsınızdır. Celal Kazdağlı, aslında Vecdi Çınar gündemdeki önemli noktalara değindi. Sizin de değerlendirmenizi rica edeceğim. Neler düşünüyorsunuz? Şimdi biz başkanlık evet, Celal Kazdağlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Katar'a giderken konuşuyormuş. Kulak verelim.